Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni sanayi kentsel dönüşüm projesi kapsamında Aksaray Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ocak ayı sonunda İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile STK başkanlarının takip ettiği küçük sanayi sitesi ihalesi gerçekleştirilmiş, ihaleye 22 firma katılım sağlamıştı. Yasal sürenin ardından kentsel dönüşüm projesi kapsamında hayata geçen yeni küçük sanayi sitesi ihalesini 22 firma arasından 3. sırada başvuru yapan 1986 yılında başladığı inşaat sektöründe çalışmalarının birikimi olarak 2000 yılında Çakır İnşaat Müteahhitlik firmasını kuran ve birçok devlet taahhüt işlerini tamamlamış Çakır İnşaat kazandı. Küçük sanayi sitesi projesinin çalışmaları Nisan ayı ortasında başlayıp temel atma töreninden sonra hak sahiplerinin dükkan yerlerinin kura çekimi yapılacak. Kura çekimlerinin ardından ise karşılıklı sözleşmeler imzalanacak. Projenin yüklenici firma tarafından 2 yıl içerisinde anahtar teslim bitirilmesi öngörülüyor. Sanayi esnaflarına yönelik kültür merkezinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, proje ve ihale süreci aşaması başta olmak üzere bundan sonraki sürecin detaylarını anlattı, soruları cevaplandırdı. Sizler de bildiğiniz gibi projemizin başlangıç aşaması 5 sene 6 sene öncesine başlıyor. Ama biz göreve geldiğimiz, yani 4 sene önce sizlerle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda oda başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda projemize yeni bir kimlik kazandırdık. Yeniden bir değişim gerçekleştirdik. Bunu yaparken biz hep yola çıktığımızda hep söylediğimiz gibi sizlerle beraber, sizlerle birlikte bu işi gerçekleştireceğimizi, hangi proje olursa olsun, bugün burada sanayi projesini anlatacağız ama şehrimizde yaptığımız birçok yapıyı, birçok projeyi sizlerin bizlerden isteği doğrultusunda, talepleri doğrultusunda yeniden şekillendirdik, yeniden bir noktaya getirdik. 4 yıl önce sizler de biliyorsunuz göreve geldiğimizde ve seçim sürecinde esnaflarımızı gezerken artık mevcuttaki sanayimizin yeni ve gelişen teknolojilere ayak uyduramadığını, daha ferah, daha müreffeh bir yerde sunum yapmak istediğinizi, hizmet yapmak istediğinizi, çalışmalarınızı yapmak istediğinizi bizlere her seferinde belirtiyordunuz. Ve bu doğrultuda da özellikle TOKİ ile başlayan süreç içerisinde devam eden projede bazı değişiklikler istediniz ve bizim de yola çıkış noktamız bu noktadan itibaren başladı. Özellikle iki noktayı çok iyi bir şekilde vurguladınız. Bunlardan bir tanesi şuydu. Ey başkan dediniz, böyle bir proje yapacaksan, böyle bir projeyi gerçekleştireceksen birinci yapacağın şey şu, mevcuttaki sanayimize kimseyi sokma. Niye kimseyi sokma? Türkiye'de herhangi birisi girmesin. Bizler kendimiz burayı dönüştürelim. Kendimiz burada yeni bir şehri kuralım. Niye bunu söylediniz? Çünkü sanayi esnafımız bu inşaat sektöründe ki yaklaşık 400 tane kalem vardır. Sizler benden daha iyi bilirsiniz. 400 tane kalemin iş yaptığı büyük bir sektör. Demircisinden, çimentosundan, kapısından, penceresinden, parkesinden. Aklınıza gelen bütün noktaların hepsi sanayimizde mevcut. Ve dediniz ki ilk dediğiniz şey şu oldu. Mevcut sanayimizi biz kendimiz değiştirelim, kendimiz dönüştürelim. Bu bizim için en önemli çıkış noktasıydı. İkincisi de yeni yapılacak olan sanayiye, yeni taşınacağımız yere öyle bir proje hazırla ki bu proje çok fazla kafamızı karıştırmasın. Her türlü aşamasından haberdar olalım. Kafamızı karıştıran ve her türlü aşamasından haberdar olduğumuz ve en kısa zamanda en uygun maliyette gerçekleştirebilecek bir projeyi hayata geçirebiliriz. Ben sizlerden aldığım bu iki talimatla hemen arkadaşlarımızla beraber çalışmaya başladık. Tabi bunu yaparken özellikle bu süreç tabi 3-4 sene sürdü ama bu sürecin içerisinde 100'ün üzerinde toplantı gerçekleştirdik. Oda başkanlarımızla yaptık, esnaf kardeşlerimizle yaptık, bunları belediyemizde yaptık, sanayimizde yaptık. Bu salonda en az 4 ya da 5 sefer toplantı gerçekleştirdik.
Ve bu toplantıda 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler şekillendi. Bu şekillendirilen yeni projeye göre bizler bir taraftan projemizi hazırlarken bir taraftan da sizlerin de bildiği gibi o süreci bu projenin hayata geçirilmesi yani yapım aşaması çok önemliydi. Bu etapta neler yapabilirizin üzerinde durduk. Tam 4 tane farklı kurumla ve sektörle görüştük. İlki kendi müteahhitlerimizdi. Yani kendi müteahhitlerimize gittik dedik ki yaklaşık 370 trilyon tutan eski parayla 375 milyonluk bir proje var. Bunu kendi esnafımız gerçekleştirebilir mi? Kendi müteahhitimiz yapabilir mi? TOKİ'nin yapacağı yeri, yani şu andaki sanayinin yapılacağı yeri. Müteahhitlerimizle yaptığımız görüşmelerde bunun çok büyük bir iş olduğunu, bunu bir çırpıda bir etapta değil, hemen olamayacağını söylediler. Ama mevcut yer taşındıktan sonra oralara talip olacaklarını, orada yeni bir şehir merkezini yapmak istediklerini söylediler. Onlarla görüştükten sonra ikinci görüştüğümüz kurum İller Bankası oldu. İller Bankası'nda görüşmemizin nedeni şuydu, kredi alıp bu krediyi geri nasıl öderiz? Bunun hesaplarını, kitaplarını yaptık, sizlerle paylaştık. Ardından Sanayi Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler var. Bunların hesabını, kitabını yaptık, sizlerle paylaştık. En son dördüncü olarak TOKİ'mizle tekrar bir görüşme yaptık. Ve bu dört tane görüşmenin içerisinde sizlerle de istişare ettikten sonra en uygun, en hesaplı, en çabuk TOKİ'nin yapılacağını gördük ve artık TOKİ ile süreci başlattık. Peki ne yaptık? Sizlerden talep toplamaya başladık. Biz tabii ilk başta projemizi çizerken 1900 küsür dükkanımız ve 5 farklı tip projemiz böyle yola çıkmıştı. Sizler de hatırlarsınız 10 Şubat'ta sona eren talep toplama süreçlerimiz olmuştu. Bu süreç doğrultusunda sizlerin hem metrekare olarak ne istediğinizi öğrendik hem de ilk ödeme dediğimiz peşinatla ilgili kısımları sizlerle konuştuk. Sizlerden aldığımız, tabi bu arada yaptığımız görüşmelerde yeni fikirler ortaya çıkmaya başladı. Dediniz ki biz özellikle dükkanımızın önünde daha büyük alanlar istiyoruz. Yani bizim ilk projedeki öngördüğümüz alanlardan biraz daha büyük alanlar istemiştiniz. Bunları notlarımıza aldık. İkinci olarak dediniz ki bizim ilk yaptığımız projede her adada farklı metrekareler vardı. Yani öyle bir ada yapmıştık ki 100 metrekarelik adalar, 200 metrekarelik adalar, 300, 400, 500. Siz dediniz ki öyle olmasın, bir adanın içerisinde 100 metrede olsun, 200'de, 300'de, 400'de, 500'de. Şimdi bu sizlerden gelen yeni talepler doğrultusunda bizler projeleri tekrar şekillendirmeye başladık. Tekrar işin içerisine girerek bunları bir daha revize ettik. Tabii bunları yaparken sadece tek bir kalemle olmuyor. Bunun mimarisi, statiği, elektriği, makinesi, aynı zamanda altyapısı. Komple bunlar bir daha değiştirildi, bir daha elden geçirildi. Bunların ele geçirilmesi, bunların değiştirilmesi esnasında tabi bu arada biz TOKİ ile yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Belki unutanınız olabilir, belki bir daha hatırlamak istersiniz. TOKİ'yi biz neden seçmiştik, neden özellikle bu konuya eğilmiştik? Bir, TOKİ dedi ki, ben kendi imkanlarımı kullanarak burayı 2 yıl içerisinde teslim edeceğim. Sonuçta da esnaflarımızdan belli vadelerle burayı alacağım. Birinci ve en önemli kısım bence buydu. Niye? Çünkü sizlerin en büyük isteği bir an önce yeni ve güzel dükkanlarınıza kavuşmanızdır. Ve bunu 2 yıl gibi bir sürede yapıyordu. Dolayısıyla bu en büyük etkendi. İkincisi, sizler de biliyorsunuz anahtar teslimine kadar bir ödeme, anahtar yani içerisine girdikten sonra da 10 yıl vadeli ödeme. Yani şunu söyleyeyim, 2 yıl boyunca ki birazdan ihaleyi kimin aldığını, ne kadar sürede yapacağını da açıklayacağım ve fiyatları açıklayacağım. Yani anahtar teslimine kadar yaklaşık 2 sene, anahtar tesliminden sonra da 10 sene, yani toplamda aslında 12 yıl gibi bir vadeyle burayı sizlere vermiş oluyor. Bir başka alternatifi, bir başka güzelliği de ve belki de en önemli güzelliği de devletimizin güvencesinin olması. Sizler de biliyorsunuz TOKİ hem Cumhurbaşkanımızın hem de Başbakanımızın emrinde çalışan devletimizin bir kurumudur. Ve o bakımdan arada üçüncü şahıs da yoktur. Tamamen devlet güvencesiyle devletin
burada ağırlığını koyarak daha kısa bir sürede yapmasının avantajıdır ki bizi de en çok cezbeden tarafı bu olmuştur. Bir başkası, piyasada yapılabilecek ki o zamanlarda hesapladığımızda en uygun, en hesaplı dükkan modelleri ve dükkan fiyatlarının çıkmasıydı. Yine TOKİ'nin bir başka güzelliği ki bunu her sene yapıyor. Eğer peşin ödemek isteyen olursa, bunu biliyorsunuz dükkanlar şeylerde yapıyor, konutlarda yapıyor. Dükkanlarda da başlayacak, onun sözünü de aldık. Diyelim ki bunu talep ettiği bir süreci var, birazdan ondan da bahsedeceğim. Peşin ödemek istiyorsunuz. Peşin ödemek istediğiniz zaman her yıl belirlediği bir indirim oranı var. %10 ile %20 arasında değişiyor bu oran. Kimi yıl %10 oluyor, kimi yıl %15 oluyor, kimi yıl %18 oluyor. Yani belli bir süre sonra, ki bunun süresinde şöyle söyleyeyim, sözleşmemiz yapıldıktan sonra, 2 sene boyunca ödedikten sonra derseniz ki eğer ben geri kalan kısmı peşin ödemek istiyorum, o senenin indirim miktarı neyse TOKİ o indirim miktarında peşin ödeyenlere uyguluyor. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK başkanlarıyla çok sayıda sanayi esnafı katıldı. Çeşitli programlara katılmak üzere Aksaray'a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 18. dönem Siyaset Akademisi'nin açılış programına katıldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlenen 18. dönem Siyaset Akademisi açılış programına katıldı. Elvan burada yaptığı konuşmada AK Parti olarak devletle millet arasındaki mesafeyi artık ortadan kaldırdıklarını söyledi. Biz 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonrasını düşünen bir partiyiz. Hedefimiz ne peki? Hedefimiz Akdeniz'le Karadeniz'i buluşturmak. Batı'yla Doğu'yu buluşturmak. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? İşte hızlı demir yol hatlarıyla, bölünmüş yollarımızla, otoyollarımızla bunları yapıyoruz. Ki Mersin'i, evet, Niğde'ye, Aksaray'a, Aksaray'dan Samsun'a kadar bağlayacak olan bir hızlı tren hattı inşasına başladı. Ki Aksaray Ulu Kışla arasını yapım için yatırım programına aldı. Aksaray'da üretilen ürünler çok kolay bir şekilde denize, yani Mersin limanına götürme imkanı var. Dolayısıyla maliyetleri düşürüyoruz. Firmalarımızın rekabet gücünü artırıyoruz. Hızla ilerleyeceğiz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Özet olarak ifade etmem gerekirse teker teker projelere girmeyeceğim. Ama son 15 yılda Aksaray 80 yılda yapılan yatırımdan daha fazla yatırım almışsa, ekonomik açıdan 80 yılda yapılan gelişmeden, sağlanan gelişmeden daha fazla bir gelişme sağlamışsa, bunun nedeni nedir? Nasıl bir gelişme sağlanır? Geçmişte de siyasetçiler vardı. AK Parti hükümetleri öncesinde de partiler vardı. Hükümetler vardı. Siyasetçiler vardı. Milletvekilleri vardı, belediye başkanları vardı, meclis üyeleri vardı. Peki o insanlar Aksaray için bir şeyler yapmadılar mı? Evet, çok belki yoğun bir gayret içerisinde oldular, katkı sağlamaya çalıştılar. Ama son 15 yılda yapılan kadar hiçbir dönemde bir gelişme, kalkınma, büyüme olmadı. Görevde bulundukları süre içerisinde devletle milleti birleştirdiklerini ifade eden Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Zannetmeyin ki bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli ama Türkiye olarak Allah'ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi. İşte Afrin'de yaşananları görüyorsunuz. Afrin'de sadece PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadele etmiyoruz. 7 düvele karşı mücadele ediyoruz değerli kardeşlerim. Oradaki yapılan tünelleri gördünüz. Orada
o terör örgütlerine verilen silahları gördünüz. Orada evet, herhangi bir terör örgütünün sahip olamayacağı bir organizasyon yapısını gördünüz. Ancak düzenli bir ordu ile ortaya konulabilecek bir organizasyon yapısını gördünüz. Zannetmeyin ki bu PKK, PYD, DAEŞ terör örgütleri sahipsiz. Onların sahipleri var. Onların sahipleri var. Maşayı tutanlar belli. Kuklayı oynatanlar belli. İşte kukla da belli. Ama Türkiye olarak biz Allah'ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve Afrin'i teröristlerden tamamen arındırıp pırıl pırıl tertemiz bir Afrin haline dönüştüreceğiz Allah'ın izniyle. AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti. AK Parti'nin misyon ve vizyonunu akademik olarak gelecek nesillere aktarılmasının öneminden bahsederek siyaset akademisinin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bütün canlıların asıl hedefi yaşamak ve sonra da neslinin devam etmesini sağlamaktır. Tabiri caizse teşbihata olmasın, AK Parti'nin misyonları ve vizyonu vardır. Bu misyonun ve vizyonunun da aktarılması gerekiyor. AK Parti bir okul olarak görüyoruz. Her aşamasında bir şeyler öğrenir veya üretilir. Ama bunu kitabi bir şekilde, bir akademi şeklinde aktarması ve bunu kurallarının belirlenmesi, konulması ve gelecek nesillere aktarması çok önemli. Aksaray tabii öyle bir sıkıntı yok ama birçok ilde bu il başkanlığı ve ilçe başkanlığı seçimlerinde şahit olduğum bir konu. Bir il başkanının 3 dönem süresi dolduktan sonra yerine bulunacak il başkanını bulamadıklarını söylüyor bazı milletvekili arkadaşlarımız. Tabii bu doğru değil, olmamalı. Çünkü destimizin devamı gibi partimizin de gelecek kuşaklara aktarılması, bu davanın devam etmesi için yenilerinin yetişmesi gerekiyor. Burada bir okul olarak ve programlı bir okul olarak bu akademilerin Türk siyasi hayatına AK Parti'nin kazandığı bu akademilerin önemi ortaya çıkıyor. Bütün yaşantımız boyunca tabii bunun içerisinde bütün çalışmalarımızda bir okul olarak bir şeyler öğreniyoruz. Ama bu akademinin daha kitabi, daha ilmi şeyler öğreteceğine inancım sonsuz. Bu akademinin açılışında çok değerli Sayın Bakanımız, kendisini Aksaraylı olarak görüyoruz. Orta Anadolu'nun bir evladı olarak kendisini de çok seviyoruz. Böyle bir açılışlarla başlaması da bizim için büyük bir şans. Kendisini tekrar saygıyla selamlıyorum. 18. dönem Siyaset Akademisi açılış programı konuşmasına Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere selam ve dualarını göndererek başlayan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Siyaset Akademisi'nin önemine değinerek il teşkilatı olarak 2019 seçimlerine de hazır olduklarını söyledi. Siyaset Akademisi Türk siyasetine AK Parti'nin bir hediyesidir. Bu kadrolar siyaseti sadece kendi ekseninde güçlenen bir kavram olarak görmenin ötesinde ülkemizin güçlü ve eğitimli bir kadroya ulaşması olarak telakki edilmektedir. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu kalkınma ve istikrar sürecinin devam etmesi, milletin hissiyatını iyi bilen, geleceği de bu milletin arzu ettiği minvalde okuyabilen kadroların yetişmesi ve aktif şekilde siyaset kurumu içerisinde çalışılmasıyla mümkündür. Siyaset Akademisi bir okuldur ve bu okul halkın siyasete olan ilgisini artırmak, bilinçli bir siyaset üretilmesine katkı sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Siyasetin okulunu açan ve bu okulda milletle birlikte yürüyen, halkıyla aynı düşünen ve düşüncelerini bir arada değerlendirme kültürünü imar eden bir siyasi hareketin bireyleri olmak bizler için bir onur ve gurur meselesidir. AK Parti esasen bir grubun veya dar bir kesimin sesi değil, tüm milletin, üstelik sadece bu topraklardaki değil, gönül coğrafyamızın her yanındaki kardeşlerimizin de sesidir, umududur. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Kilis'in Elbeyli ilçesinde sınır hattına gerçekleştirdikleri ziyaret ve oradaki izlenimlerini aktardı. Ayağımızın tozuyla geldik, onu söylemek istiyorum. Kilis'ten geldim ve Kilis'teki bütün herkesin selamını sizlere getirdim. Giderken de sizlerin selamını alıp götürmüştüm. Onların da bol bol dualarını ve selamlarını aldım.
Sayın Bakanım, çok güzel bir programımız oldu. 4 tane belediye başkanımızla beraber Kilis'te bir program düzenledik. Sayın Belediye Başkanımız, Kilis Valimiz orada bir program hazırladılar. Öğlene kadar, yani cuma vaktiydi çünkü, cuma vaktine kadar esnaf ziyaretinde bulunduk. Esnaflarımızı teker teker gezdik. Sizler de biliyorsunuz yaşanan olaylar sebebiyle ekonomide ciddi sıkıntılar yaşanan kısımlar vardı. Ve biz oraya giderek hem maddi hem de manevi olarak onların yanında olduğumuzu, ben Aksaray'ı tabii temsilen, Aksaray halkımızı temsilen orada, Kırıkkale, Kırşehir ve Sivas belediye başkanlarımızla kendilerini temsilen orada olduklarını ilettiler. Ardından askerlerimizi ziyaret ettik. Onların moralinin ve motivasyonunun çok üst seviyede olduğunu görünce hakikaten sevincimiz ve mutluluğumuz bir kat daha arttı. Ve biz burada yapmış olduğumuz dualarımızı, burada yapmış olduğumuz selamlarımızın hepsini biz oraya ilettik. Ve onların mutluluğunun, onların bizlerin yanında olduğumuzu belirtmemizin ne kadar aslında önemli olduğunu bir kere daha gördük. Orada onlar aslında tarih yaşıyorlar. Tarihi bu süreci içerisinde Zeytin Dalı operasyonunda yaşanan olaylardan en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi orası. Gezdiğimiz sokaklarda atılan o şeylerin izlerini görebiliyoruz ama vatandaşlarımızın gözünde ve ruhunda asla bir şey yok. Ve o kadar dimdik duruyorlar ki, o kadar kendilerine güvenli duruyorlar ki sanki hiçbir şey yokmuş, her şey güllük gülistanlıkmış gibi işlerindeler, güçlerindeler ve ağızlarında dua yapmış oldukları çalışmaları daha bir şevkle gerçekleştiriyorlar. Ve bizim buralardan giderek onların yanında olduğumuzu söylemek onlar için ayrı bir moral ve motivasyon oluyor. Onun için dönerken buraya onların hem dualarını getirdim sizlere, hem selamlarını getirdim. Daha inşallah ilerleyen zamanlarda bunları sizlerle paylaşırım, yaşadığımız güzellikleri, orada gördüğüm güzellikleri. Ama şunu söylemek istiyorum, orada komutanımız da bunun üzerine vurgusunu yaparak söyledi ve sözlerimi öyle bitirmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya lideri ve o bölgede bizden habersiz bir şey yapılamayacağı, bizim iznimiz olmadan orada hiçbir hareketin gerçekleştirilemeyeceğini güçlü ordumuzla beraber o kadar iyi gösteriyoruz ki dedi. Ve Allah askerimizi inşallah ayağına taş değdirmesin diye dualarla biz onları uğurlamış olduk, oradan ayrılmış olduk. Yani şunu gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Güçlü bir devlet olmanın, ayağın üstünde dimdik durabilmenin ve o bölgede gerçekten söz sahibi olan tek ülkenin Türkiye olduğunu, örnek ülkenin Türkiye olduğunu ve hemen şunu da belirtmek istiyorum. Suriye'den gelen kardeşlerimizle nasıl kardeşane bir şekilde yaşandığını, izlerini ben orada gördüm. Hepsini yürekten kutladım, hepsine yürekten teşekkür ettim. Bu vesileyle bu duygumu sizlerle paylaşmak istedim. Bakan Lütfü Elvan ziyaretler kapsamında Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti. Elvan burada yaptığı konuşmada Aksaray'ın 15 yılda tarım, sanayi ve turizmiyle Orta Anadolu'da en hızlı gelişen illerin başında geldiğini söyledi. Aksaray son 15 yılda Orta Anadolu'da en hızlı gelişen illerimizin başında geliyor. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Gerçekten Aksaray'ın son yıllarda bu hızlı büyümesinin, kalkınmasının önemi bizim açımızdan son derece kayda değer ve bu noktada da özellikle ilimize katkı sağlayan milletvekillerimize, Sayın Serdar Geçtiğim'e de kendisine çok teşekkür ediyorum. Gayretlerinden, çalışmalarından dolayı Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve diğer milletvekillerimize de huzurlarınızda hem Cengiz Bey arkadaşlarımızın da teşekkür ediyorum. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 3 ilin belediye başkanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için Kilis'i ziyaret etti. Kırıkkale, Kırşehir ve Sivas belediye başkanları ile birlikte Kilis'e ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindeki heyet, Vali Mehmet Tekin Arslan, Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından karşılandı.
Heyet ziyarette bölge halkına destek olabilmek için esnaftan alışveriş yaptı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu, çocukları sevindirdi. Mehmetçik içinde alışveriş yapan heyet daha sonra Şeyh Muhammed Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Zeytindalı Harekatı'nda simge haline gelen Öncü Pınar sınır kapısına giderek sınır hattındaki bazı karakolları ziyaret etti, askerlerle bir süre sohbet etti. Burada harekatın gidişatıyla ilgili yetkililerden bilgi alan heyet, amaçlarının cephede görev yapan Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak olduğunu, bu kapsamda da bölgeyi ziyarete geldiklerini söyledi. Aksaray'ı temsilen bölgeye giden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tüm Aksaraylıların kalbinin Mehmetçik'le attığını ve onlara sürekli dua ettiğini ifade ederek kısa bir açıklama yaptı. Başkan Yazgı açıklamasında, "Rabbim kolaylıklar versin. Bizim sadece elimizden gelen dua ama yeri geldiği zaman hepimiz birer Mehmetçiyiz, birer askeriz. Askerimiz güçlü, devletimiz güçlü, milletimiz güçlü. Allah'ın izniyle daha güzel günlerimiz olacak. Farklı illerden gelen belediye başkanlarımızla birlikte Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmaya çalıştık. Ordumuzun bölgeye huzur ve barışı getireceğine inanıyor, askerimizin sağlığı ve harekatın başarıyla sonuçlanabilmesi için dua ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece bizi kimse bölemez," dedi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı her hafta salı günü düzenlemiş olduğu halk gününde vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi'nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği halk gününde vatandaşlar her konuda taleplerini Başkan Yazgı'ya iletiyor. Başkan yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin hazır bulunduğu halk gününde talepler ilgili müdürlüklere iletiliyor. Görüşmelerde iş, maddi yardım talepleri, imar, mülkiyet sorunları, çocuk oyun park alanları yapılması gibi çeşitli konularda talepte bulunan vatandaşların yanı sıra Başkan Haluk Şahin Yazgı'ya belediye çalışmalarından dolayı teşekkür etmek üzere gelen vatandaşların da çokluğu dikkat çekiyor. Vatandaşın her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate alan Başkan Yazgı ve ilgili müdürlükler, gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak sorunlara çözüm üretiyor. Düzenli olarak yapılan esnaf, vatandaş ve mahalle ziyaretlerini de sürdüren Başkan Yazgı, her hafta salı günü belediye başkanlık makamında Aksaraylılarla görüşmeye devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Aksaray Valisi Aykut Pekmez Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Aksaray Valisi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez Başkanlığı'nda valilik makamında yapıldı. Toplantıya Aksaray Belediye Başkanı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, Yönetim Kurulu üyeleri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş'la Organize Sanayi Bölge Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Vali Aykut Pekmez gündemdeki konuların yanı sıra yatırımlarını tamamlayarak üretime geçen fabrika sahiplerinin tapu talepleriyle yapımı tamamlanmış ancak kullanılmayan fabrika binalarını kiralayarak yatırım yapmak isteyen yatırımcıların taleplerini değerlendirdiklerini söyledi. Aksaray'da yatırım ve istihdamın artırılması, organize sanayi bölgesinin genel ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Aksaray Belediyesi, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarihi Yolculuk, Müzeleri Geziyorum, Aksaray'ı Tanıyorum projesi kapsamında ortaklaşa protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Tarihi Yolculuk, Müzeleri Geziyorum, Aksaray'ı Tanıyorum projesiyle farklı okullarda öğrenim gören lise öğrencileri yaşadıkları şehri tarihi ve kültürüyle tanıma imkanı bulacaklar. Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'la Aksaray Müzesi Müdürü Yusuf Altın hazır bulundu. İmza töreninde İl Kültür ve Turizm Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Müze Müdürü ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı konuyla ilgili açıklama yaparak protokolün hayırlı olmasını dilediler. Böyle güzel bir projeye imza atıldığı için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Eşime de teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Bizler Aksaray'ımıza hem ben şahsım, belediyemizin çalışanları, müdürlerimizle beraber çok yoğun gayretlerimiz var. Ama dışarıdan bir gözlemci olarak, dışarıdan bir bakış açısı olarak da hem eşim hem diğer sivil toplum kuruluşlarının fikirleri doğrultusunda yeni projeler üretiyoruz ki bu projeler tabii ki tek başımıza olmuyor.
Sizlerle beraber bu projeler daha da güzelleşiyor, daha da bir anlam kazanıyor. Bu projeler belki de binlerce yaptığımız projelerden bir tanesi. Bu anlamda uyumlu olmamız, müdürlerimizle uyumlu olmamız, müdürlerimizle aynı dili konuşmamız, hedefimizin ve gayretimizin Aksaray'ımızı daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz, gençlerimizi bu noktada nasıl bilinçlendirebiliriz, hep derdimiz, gayemiz bu oldu. Ve Allah da önümüzü açıyor, çok da güzel projeler ortaya çıkıyor. Şimdi ben müzemizi gezdiğim zaman müze müdürümle şunu paylaşmıştım, eşime de anlatmıştım. Ya bir müzemiz var, 10 bin yıllık tarihi var, kültür müdürümüzün de dediği gibi. Ama biz bunu bile, kendimiz bile bazen atlayabiliyoruz, unutabiliyoruz ya da detayı kadar, yeteri kadar anlatamayabiliyoruz. Bunu nereden başlayalım? Önce kendi çocuklarımızdan başlayalım. Önce Aksaraylı hemşehrilerimiz, çocuklarımız bilsin. Ondan sonra da gelenlere bunu anlatalım ki köklü bir medeniyetin beşiği olan Aksaray'ımızı her noktada biz tanıtmış olalım, bilgilendirmiş olalım. Bu nedenle böyle bir projeyi sizlerin desteğiyle yaptığımdan dolayı gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür verdiğiniz desteklerden dolayı. İnşallah 4 yıl boyunca sürecek. Belki de atlı katlanarak, daha da güzelleşerek, yeni şeyler eklenerek büyüyecek bir proje olacak. Ben emeğe geçen başkan yardımcıma, değerli müdürlerime, değerli eşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah bu imzalayacağımız projeyle Aksaray'da lise 1. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 4.382 öğrencimiz inşallah Aksaray Müzemizi, Aksaray Eğitim Müzemizi ve Aksaray'ımızın tarihi yerlerini gezerek, görerek, öğrenerek en son Zincirliye Medresesi'nde onları sonlandıracağız. Bu şekliyle değerli başkanım, 4 yıl içerisinde Aksaray'daki öğrencilerimizin, liseye devam eden öğrencilerimizin tamamının bu projeden faydalanacağını düşünüyoruz ve yaklaşık 20 bin öğrencimiz inşallah bu projeyle Aksaray'ımızı dahi tanıyacaklar. Ben bu imkanı bize sağlayan, başta zatıalimiz olmak üzere İl Kültür Turizm Müdürümüze, Müze Müdürümüze ve tabii ki Belediye Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Yine Affan Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah yarın arkadaşlarımız hazırladılar. Onayımızı gönderdik başkanım. Şu anda okullarımızı bilgilendirdik. Yarın saat 9'dan itibaren Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisemizin lise 1. sınıfından başlamak üzere sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikişer grup halinde müzemiz ziyaret edilecek. Çok da kalabalık tutmadık başkanım. Yani orada bir çünkü izdiham olmaması için 2 şube şeklinde yani yaklaşık 60 civarında bir öğrenci grubumuz olacak her ziyarette. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Öncelikle Aksaray Belediyesi'nin ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, müdürümüze bağlı müze müdürlüğümüz birlikte kadim bir şehir olan, 11 bin yıllık geçmiş olan Aksaray şehrimizin müzelerinin çocuklarımıza, özellikle orta öğretimde tahsil gören çocuklarımıza gezdirilmesi yönünde güzel bir projenin tatbiki ve protokolü için buradayız. Genel olarak belediye başkanımız daha önceki birçok projede de yine bizlere özellikle kültürel manada, sanat yönünden, kültür yönünden, turizm yönünden ve ilimizin tanıtımı çalışmalarında çok büyük güç veriyorlar kendileri. Bu çerçevede yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aksaray Belediye'miz ve Kültür Turizm Müdürlüğümüzde geçtiğimiz günlerde biz 15 bin öğrencinin sinemaya buluşturulması, bu da ortak bakanlıklarımızın bir projesiydi. Yine burada sağ olsunlar Aksaray Belediye'miz burada da çok büyük destekler verdi ve bu projeyi başarıyla tatbik ettik. Allah nasip ederse inşallah bu 4 yıl içerisinde lise 1'leri aldık ki 4 yılda tüm lise öğrencilerimiz tüm müzelerimizi gezmiş olacak. Belki inşallah ileriye dönük yeni planlamalarla öğren yerlerimize de bunu kaydırabiliriz. Müzede yaptığımız çalışmalar başarıyla neticelenirse inşallah o yönde umudumuz var. Öğren yerlerimizde çocuklarımız geçsin, nasıl bir şehirde yaşadıklarını, böylesine derin bir tarihi olan, kültürü olan şehrimizi öncelikle kendi çocuklarımız öğrensinler ve başka yerlerde muhakkak şehrimizi temsil edecekler. Aksaray'ı anlatsınlar. Aksaray çünkü anlatılmaya layık bir şehir. Daha fazla Aksaray'ın tanınması ve bilinmesi noktasında bu şekilde bir projenin hayata geçmesi yönünde tüm kurumlarımız el birliği içerisinde bunu inşallah tatbik edecekler. Ben burada özellikle emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze,
belediye başkan yardımcımıza, müze müdürlüğümüze, yine projenin hazırlanmasında bize çalışmalarda destek olan Afan Bey'e ve projenin fikri boyutunda olan belediye başkanımızın eşi Hasibe Hanım'a da ben teşekkür ediyorum. Evet, çünkü projenin ilk noktasında bizim müzemize çok fazla misafirin gelmesi noktasında kendilerinin de müzemizin fahri elçisi sürekli olarak müzemize Aksaray'a gelen misafirlerimizi getiriyorlar. Tarihe yolculuk serüveniyle çıkan Şehri Sülaha'nın Şehri Emin sıfatıyla başkanın ve değerli müdürlerimizin, biz de burada değerli başkanımızın eşiyle birlikte bu projenin gerçekleştirmesinde şunu özellikle söylemek isterim ki tarih bilinci oluşturmamız açısından taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızın gelecek kuşaklara korunması açısından böyle bir bilinçli hareketi Türkiye'de bazı illerimiz başlattı ama 4 yıllık bir süreçle Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk olarak biz başlatıyoruz. İnşallah bu uygulamamız diğer illere de, diğer müzelere de örnek, ünik bir davranış olarak ortaya çıkacak. Bu şekilde de tarih bilincini aşılattıracağız. İnşallah bundan sonraki diğer ilçe belediye başkanlarımız da sizler gibi desteklerse onlardaki bütün ilimiz sınırlarındaki bütün öğrencilerimizi biz tarihi kültür varlıklarını tanıtma açısından en büyük görevi üstleneceğiz istiyoruz. Sizlerin ve emeği geçen bütün müdürlerime şahsınıza teşekkür ediyorum. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, Hanımeli Pazarı'nda çalışan bayanlara destek olmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle geçtiğimiz hafta içi Cumartesi Pazarı Pazar alanında düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen Hanımeli Pazarı eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Belediye Başkanı ve eşi Hasibe Yazgın'ın destekleriyle büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Girişimci ve emekçi kadınlar her hafta çarşamba günü Cumartesi Pazarı Pazar alanında kurulan Hanımeli Pazarı'nda kendi ürettikleri aksesuar, giyim, ev tekstili, takı, gıda, oyuncak gibi çeşitli ürünleri satışa sunuyor. Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından ürün geliştirme, girişimcilik eğitimleriyle desteklenen girişimci kadınlar pazar yeri sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri satışa dönüştürüyor, müşteriyle ilişkiler konusunda deneyim kazanıyor. Hanımeli Pazarı'nı ziyaret eden Hasibe Yazgı, herkesi pazara davet ederken pazar esnafı üretici kadınlar Başkan Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya teşekkür ettiler. Tüm Aksaraylımızı Hanımeli Pazarımıza bekliyoruz. Çalışan arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi hem kahvaltıya hem öğle yemeklerini yemeleri için anne eli değmiş böreklerimizi, marmelatlarımızı, mantılarımızı, sarmalarımızı, dolmalarımızı gelip burada alışveriş yapmaları için bekliyoruz tüm Aksaray'ımızı. Allah razı olsun, belediyemizin bu işi düzenlediği için teşekkür ediyorum başta belediye başkanımıza. Ondan sonra Allah günlerce razı olsun. Vallahi çok iyi bizim için. Biz hani böyle bir şey yapmayı istiyorduk ama imkanımız yoktu şu an. Bu imkanı bize verdiği için Allah razı olsun. Mantı, kurabiye, Aksaray kurabiyesi. Gözleme yapıyor, yufka ekmek. Çok sağ ol her şeyi için başkanımıza, Hasibe Hanım'a çok memnun olduk. Size böyle bir imkan tanıdıkları için teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. El işlerimizi hiç olmazsa satıyoruz yani. Biz de hanımları ne yapalım, evde örüp de yapana kadar hem burada sergiliyoruz, satıyoruz, hem de ördüklerimizi, paramızı kazanıyoruz, kendimiz harcıyoruz. Güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Belediye başkanımıza, ev hanımlarına böyle bir imkan sunduğu için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ev hanımlar için gerçekten zor olabilen bir şey yani, her yere çıkıp da her şeyi satamıyorlar. Bu projeyi düzenleyen eşine de çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah daha güzel olur, güzel satışlarımız olur, daha güzel projelerimiz olur ev hanımları için. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde Kadınlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programın onur konuğu ise oyuncu ve yazar İclal Aydın oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Hasibe Yazgı, kadının toplumdaki rolü ve önemine vurgu yaptı. Aziz milletimizin, Şehri Süleyha'nın kıymetli kadınları, hepinizi en derin saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bizim medeniyetimiz tarihin her döneminde kadını baş tacı yapmış
kadına saygı ve hürmeti asli bir vazifesi olarak adetmiş büyük bir medeniyettir. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında kökleri atılan kadim devlet teşkilatımızda en önemli kararların alınmasında ve idarede kadınlarımız büyük bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Onlar dünya tarihinin en kutlu devletlerinin kurulmasında ve yaşamasında büyük bir paya sahip olmuşlardır. Hayme Ana'nın, Malhun Hatun'un, Nene Hatun'un ve Kara Fatma'nın alınlarındaki ter ve gönüllerindeki inanç bizlerin bugünlere kavuşmasında çok büyük bir öneme sahiptir. Kıymetli kadınlarımız, bugün toplumda üstlenmiş olduğumuz sosyal statü ve rol hangi ismi taşırsa taşısın en mühim ve değerli makamlardan olan annelik makamının da sahibisiniz. Annelerimiz ister doktor olsun, ister yönetici, ister ev hanımı, onların gönüllerindeki merhamet ve sevgi aziz milletimize bir karakter olarak yansımıştır. Kadın olmak, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak kaygısıyla evimizi, daha sonra çocuklarımızın oyun oynayacağı alanları ve toplumsal hayatta meslek icra ederken ki toplumu yaşanabilir kılmak adına düzenlemeler yapmak ve yaşanabilir kılmaktır. Kadın hiçbir ayrıştırıcı unsuru fıtrat olarak üzerinde barındırmayan bir makamdır. Bütün annelerin ortak düşmanı çocuklarımızı karanlık bir dünyaya yönlendirmek isteyenlerdir. Bu karanlık eller bazen Anadolu'muzun çeşitli yerlerinde farklı terör örgütü isimleriyle yer alırlar. Bazen de uyuşturucuyla ve her türlü ahlaki çöküntüye sebep olmak suretiyle tertemiz çocuklarımızı karanlık bir dünyaya hapsetmeye çalışırlar. Türk kadına tarihinde olduğu gibi bugün de çok faal olmalı ve doğru, güzel olana yön vermek için asla geri adım atmamalıdır. Bugün medyaya kadının şiddet olarak yansıyan bazı acı olaylar bizleri derinden üzse de inanıyorum ki bu acı olayları da kadınlar olarak yine biz son vereceğiz. Kadının yerinin anne, eş, evlat ve kardeş olduğu şuurunu hiçbir zaman unutturmamalı ve en güzel makamların da bunlar olduğu şuurunu topluma hissettirmeliyiz. Tarihin her döneminde milletlerin ve özellikle aziz milletimizin ana birleştirici unsuru olan kadınlarımız her türlü sıkıntıyı aşmaya muktedir olacaklardır. Kadın Koordinasyon Merkezi olarak kadınlarımızla el ele çocuklarımız için, şehrimiz için, vatanımız için aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz zorlukların olmadığına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar saygıyla selamlıyorum. Eşi, kızı, kedileri ve artık çocuklarını tanımayan çok sevgili annesiyle yaşayan programın onur konuğu oyuncu yazar İclal Aydın ise sahnede kendine özgü üslubuyla hayatından hikayeler anlatarak programdakileri gözyaşlarına boğdu. Benim annem 1950 yılında Ihlara'da doğuyor. ...56 yılında Ihlara'da ilkokula gitmeye başlıyor. Annesi annemi doğurduğunda 15 yaşında, dedemle ikisi Ankara'ya gidiyorlar. Annem burada babaannesi ve dedesiyle kalıyor. Annem ilkokula başladıktan kısa bir süre sonra öğretmeni diyor ki dedesine, bu kız çok akıllı, bu kız okusun, bu kız diyor yürür. Annemin dedesi de heyecanlanıyor. Değil mi ya diyor. Meşale taşısın benim kızım diyor. Annem ilkokulu bitirdikten sonra Lacili Mustafa dedem fötür şapkasıyla geliyor. Annemin elinden tutuyor. Ve onu Koçaş'a yatılı okula götürüyor. O giderken babaannesi ve dedesi arkasından çok ağlıyorlar. Annem de ağlıyor.
ebem, ebem diye. Ama babası demiş ki, sana deri ayakkabı alacağım, bir de çanta alacağım. Büyük adam olacaksın. Annem köyden çıkıyor ve yıllar sonra Aksaray milletvekili aday adayı olarak tekrar memleketine dönüyor. Ben de işte o sırada Aysel Gürel'le ve Hülya Koçyiğit'le tanışıyorum. Ben Ankara'da büyüdüm. Annem devlet memuruydu. Becerikli ve çok güzel bir kadındı. Herkesin annesi kendi hatırasında başkadır. Ama benim annem biraz sert bir kadındı. Çok otoriterdi. Çok kurallıydı. Ona bir türlü hiçbir şey beğendiremezdi. Ve kendi kendime derdim ki herkes senin kadar güçlü olmaz belki canım. Belki ben senin kadar çalışkan değilim. Belki ben senin kadar becerikli değilim. Tabii bunların hiçbirisini anneme ben yüksek sesle söyleyemezdim. Belediye Başkanı'nın eşi Hasibe Yazgı, annesinin öyküsüyle herkesi duygulandıran İclal Aydın'ı annesinin ellerini tutarak birlikte izledi. İclal Aydın kendisini dinleyenlere Aksaraylı olan annesinin selamını kabul etmelerini rica ederek konuşmasını bitirdi. Hasibe Yazgı program sonunda herkesi çok duygulandıran İclal Aydın'a teşekkür ederek sahneden annesine tüm annelere seslenerek duygularını dile getirdi. Bizi çok duygulandırdınız. Ben sizi annemin ellerini tutarak annemin yanında dinlemeyi tercih ettim. Bir masa arkadan dinledim. Tüm annesi vefat edenleri mutlaka annelerimiz orada bizi bekliyordur. Mutlaka gün gelecek, kavuşacağız. Annesi yanında olanların da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini başta kendim olmak üzere. Çünkü çok sık göremiyorum ben annemi. Koşturacağım, kadın koordinasyon merkezinde birçok faaliyetleri yapacağım diye. Annem de bazen bana sızlanır. Herkesin huzurunda onun çok sevdiğini söylemek istiyorum. Duygusal anların yaşandığı programın ardından pasta kesildi, hatıra fotoğrafları çekildi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kapalı Çarşı ve Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Yazgı, Aksaray ekonomisine artı değer katmak ve canlılık kazanmasını sağlamak amacıyla vizyon projeleri arasında hayata geçirdiği Piri Mehmet Paşa Çarşısı ve modernizasyon çalışmaları devam eden Kapalı Çarşı'da incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya eşi Hasibe Yazgı ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. İlk aşamada zemin çalışmaları başlatılan Kapalı Çarşı'da etap etap cephe, çatı ve estetik aydınlatma çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Yazgı, esnaflarla görüştü, sohbet etti. Nasıl güzel oldu mu ya? Nasıl yüzü açılmış ya? Açıldı. Bir de genişlemiş. Genişledi, çok genişledi ya. Valla çok güzel oldu. Ben de ferahladı ya. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Amin, amin inşallah. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Yazgı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve geldiği günden beri kent için faydalı hizmetleri hayata geçirdiğini belirten esnaf ve vatandaşlar, bizimle iç içe olan başkanımız ve ekibinin yaptığı her hizmet beklentilerimize cevap veriyor. Bu durumdan çok memnunuz diyerek başkana teşekkürlerini ilettiler. Tamamlanan ve iş yerleri hizmete girmeye başlayan Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda ise çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Aksaray'da Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde Afrin yazıp Türk bayrağı açarak Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul müdürleri Tamer Öztürk eşliğinde anlamlı bir koreografiye imza attılar. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler çalıştıkları koreografiyle Türk bayrağı açıp Afrin yazdı. Çok anlamlı bir etkinliğe imza atan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere dua ettiler.
Etkinliğin videosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği Yahya Kemal Beyatlı'nın Son Ordusudur İslam'ın şiiriyle sosyal medyada paylaşan okul müdürü Tamer Öztürk, her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını ve Afrin'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermek amacıyla böyle bir koreografiye gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin okulun resmi internet sitesi ve sosyal medya mecralarında paylaşılan Afrin koreografisi takdir topluyor. Ne diyor Yahya Kemal? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galibet, çünkü bu son ordusudur İslam'ın, diyerek dua etti o büyük milletin hak edicisi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından önemli gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.